Enpak Tekstil 10 yıllık deneyimle 1-13 yaş arası çocuk giyim üretimi yapıyor. Tekstil sektöründe uzun yılların deneyimine sahip Abdülkadir Aybıyık tarafından kurulmuş olan firma, İstanbul Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Üretimlerinin büyük bir çoğunluğunu Balkan ülkeleri ve Arap ülkelerine gönderen firma, bütün tasarımlarını kendi bünyesinde yapıyor. Enpak ve ENP markalarıyla piyasada tanınan firma hakkındaki ayrıntılı bilgileri firma sahibi Abdülkadir Akbıyık'tan alıyoruz. Merhaba, ben Enpak Tekstil'in sahibiyim Abdülkadir Akbıyık. Aşağı yukarı 1985'ten bu yana tamamen kendi bünyemizden yıllardır Enpak olarak geçiyor. 1985'ten beri faaliyet gösteriyoruz. Hep çocukla başladık, öyle devam ediyoruz. Birden başlıyor, 13 yaşa kadar gidiyoruz. Kesinlikle hepsi bize ait. Kendimiz yapıyoruz. Dizaynı, her şeyini biz yapıyoruz. İç piyasa çok nadir. Genellikle yurt dışı. Moldova, Romanya, Kırım, Irak, Arap ülkeleri, Cezayir. Marka olmanın önemine değinen Abdülkadir Akbıyık, müşterilerine verdikleri güven sayesinde ihracat yaptıkları ülkelerde kendilerine sağlam bir yer edindiklerini ifade ediyor. Biz burada başladığımız günden beri Enpak olarak bütün Asya ülkelerine, şimdi arkadaşım geçenlerde gitmiş Kırım'da bakıyor, diyor senin burada malın satılıyor. Şimdi her tarafta bizim marka olmak çok önemli. Güven olarak, güven tabii ister istemez. Markasız hiçbir şey olmaz. Aşağı yukarı benim 10 sene oldu. 10 sene Enpak olarak geçiyor. 10 senedir devam ediyoruz. Enpak olarak güven çok önemli. Yani ticarette en başta güven. Güven verdiğin zaman müşteriye gelmesine bile gerek kalmıyor. Telefonla bile mal satabiliyoruz. Firma, üretimlerinde kullandıkları ham maddelerin büyük bir kısmını iç piyasadan temin ediyor. Bizim genellikle iç piyasada. Dışarıdan aldığımız bir şey yok yani. Sadece boyası baskı olarak dışarıdan geliyor. Başka da herhangi bir şey genellikle hep kendi imalatımızı şeyimizde. İç piyasa yani. Abdülkadir Akbıyık ağırlıklı olarak yurt dışına yönelik çalıştıklarını belirterek, kargo fiyatlarının çok yüksek olmasının ihracatta kendilerine büyük sıkıntılar yaşattığını ifade ediyor. Kargo ücretleri çok korkunç. Şimdi bizde bir malı 1 dolar alıyorsa 1 dolar da kilo başına aşağı yukarı 3,5 dolar veriyorlarmış. Konuşuyoruz. Bazı yerler 8 dolar alıyor. Çok yüksek. Kargolar eğer ucuz olmuş olsaydı bugün biz çok çok daha aşırı derecede mal satabilirdik. Ben soruyorum ya bu nasıl bir şey? Yani çok yüksek. Devlet buna el mi atmalısın? Kesinlikle atması lazım. Yani bu kadar kargo yüksek olmaması lazım. Abdülkadir Akbıyık teşvik bölgelerinde tekstil üretim atölyelerinin açılmasının sektör için olumlu olduğunu ifade ediyor. Normal, çok da güzel yaptılar. İyi ama gelelim şöyle bu nakliye ücretler şu bu artarken arttığı için biraz ondan da zorlanıyor insanlar. Yani çok güzel bir şey. Ben geçen gün burada acil bir siparişim vardı. Mardin'e gönderdim. Orada diktirdim. Yani tabii ister istemez bazı şeyler yani faydası var olmaz mı? Çok güzel bir şey de işte ne yapmak lazım? Daha da geliştirmek lazım. Ama burayı da desteklemek lazım. Abdülkadir Akbıyık üretim maliyetlerinin çok arttığını, bu durumunda üreticileri zor duruma düşürdüğünü ifade ediyor. Son zamanlarda bu gelen zamlarla yani çok üst seviyede maliyet çıkıyor. Biz de ne yapacağımızı şaşırmışız açıkçası. Yani işçi de çıkaramıyorsun. Yıllardır hep aynı. Ben yükseltmeye çalışıyorum genellikle. Diyorum daha fazla işçi çalıştıralım ama imkan el vermiyor. İnan ki bu aralar çok zorlanıyoruz. Abdülkadir Akbıyık konuşmasının sonunda şu mesajları veriyor. TGRT olarak buraya kadar geldiniz. Ekibinize, sizlere çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha daha büyük bir yerde buluşmak üzere. Hepinize teşekkür ediyorum.